Arkadaşlar merhaba, günaydınlar. Günaydın. Bugün dedim ki çok güzel bir şekilde şey yapayım. Ne yapacaksın? Pizza hamuru yoğuracağım ablacığım. Evet. Hemen mayamı koyuyorum içine. Ardından şekerini koyuyorum. Evet. Inoksudan birazcık mayalanacak ablacığım bu. Anladım. Tuz koyacaksın mı? Tuz koymuyorum şimdi. Tuz koyayım mı? Tuzu en son koyuyorum. Tamam. Mayalansın. Tamam. Bu arada bak pizza malzemesi olarak şunların var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi güzelce sucuklarımı doğradım. Kırmızı biber, sonra yeşil biber, sonra bir adet domatesim var. Ayrıca kaşar ekleyeceğim arkadaşlar. Zeytin. Ve zeytinimiz var. Çok güzel bir dörtlü. Şimdi alacağım domatesi. Bunları doğradım güzelce. Tamam. Mayamızı da koyduk. Sence bu mayalanır mı karıştırmama gerek var mı? Mayalanır o. Mayalanıyor bile bak. Evet. Evet. Gülcan zeytinleri doğruyor şu anda. Ben de kaşarı rendeledim arkadaşlar. Zeytinleri doğrayıp çekirdeğini bu şekilde çıkartacağım. Tamam. Ondan sonra domatesleri doğradım. Ablam da sağ olsun kaşarları rendeledi. Burada arkadaşlar 5 dakika beklemesi için şey yapıyoruz. Evet. Şimdi ona da 3,5 su bardağı un ekleyeceğiz. Tamam. Şunlar hemen bitsin. Ablam da hamuru güzelce bir mayalasın bakalım. Ellerinden nasıl olacak? Tamam. Hadi bakalım. Yağsını koydum. Tuzunu da koydum. Ablama da dedim sana zahmet yoğurursan beni çok mutlu edersin dedim. Şimdi arkadaşlar içerisine yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Tuz koydum. Şimdi un koyacağım. 3,5 su bardağı un koyacağım. Bu arada mayalandı arkadaşlar. Çöpürdü. Oradan anladık. 5 dakika sürdü hemen hemen. Dibi yaş mıymış onu bu? Hayır. Evet. Ben belki bardağı şey kaşığı değmiş olabilirim. Olabilir. Bu şekilde 3. Bence biraz 3,5 yeter. Tamamdır. Şimdi şunu şu şekilde bırakalım. Güzelce yoğurmaya başlayalım. Bakalım ablam nasıl yoğuracak. Yiyici mi gelecek? Ne olacak? Evet. Sıçrattın hamuru. Sıçradı. Olsun. Arkadaşlar, pizza yapmayı uzun zamandır istiyordum. Canım da uzun zamandır istiyordu. Dedim hazır erken kalkmışken pizzamı yapayım. Ablam da sağ olsun bu arada hamurunu yoğuruyor. Bu hamur sert mi oldu? Biraz öyle oldu Gülcan. Salça. Ne yapacağız sence? Sosunu hazırlayacaksın. Evet. 2 yemek kaşığı yeter. Çok bile. Yeterli mi? Tamam. Evet. Bu bizim pizza hamurumuzun üstünde süreceğimiz sos abla. Tamam. İçine dilerseler kekik. Evet. Ama maalesef ben kekik sevmiyorum. O yüzden kekiği kaldırıyorum. Ablamın bir modu düştü. Yok düşmedi. İçine daha iyi benim. İçine dilerlerse sarımsak ama ablam sarımsak sevmiyor. Asla ve asla yemiyor. O yüzden sarımsak da yok. İçine karabiber. Evet. Birazcık da tuz. Arkadaşlar, şimdi size bir şey daha unuttum. Çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlar, hafif ketçap. Bir yemek kaşığı kadar da. Şimdi azıcık su. Bu su niye? Sürülebilmesi için abla. Evet. Domatesi sen doğramıştın değil mi? Evet. Ne oldu? Onu istersen rendeleyip de koyabilirdin. Bunun için mi? Evet olabilirdi. Bu arada arkadaşlar hamur yoğururken bayağı bir tanesi şeyler yaşadık. Abla. Efendim. İçine başka bir istediğin bir malzeme var mı? Başka bir malzeme. Bilmiyorum baharat. Kimyon gibiyim. Olabilir koyabilirsin. Ama sen kimyonu pek yemiyorsun. Yok ben kimyonu severim. Seviyor musun? Ben sen sevmiyorsun diye koymak istemiyorum. Ben severim. Dur, o zaman kimyonu koyalım. Koy. Kimyon. Yeter. Tamam. Çok fazla çok baskın olmayacak. Evet. Malzemeler.
Şimdi bu sürülebilir kıvama getireyim ben bunu. Tamam. Buradaki bizim hamurumuz. Bak abla. Mayalansın diye koymuştuk arkadaşlar. Gördün mü? Evet. Bu mayalansın. Bu mayalanıyor. Bu tamam. Mayalanacak. Bir arkadaşlar 30 dakikası kaldı. Arkadaşlar bu hamurun başına neler neler geldi ve sonunda Gülcan yoğurup koydu. Evet arkadaşlar, Gülcan fazla mayalanmasını bekleyemedi çünkü çok çok acıkmış. Karnım aç, zaten bir tepsi olsun istiyorum. Ondan dolayı da abla hemen şunu ilk önce bir yağlayalım birazcık, tamam mı? Tamam. Ben sabırsızlaştım. Arkadaşlar hamuru şu şekilde iyice ben yayayım. Ablam da bu arada ne yapsın biliyor musunuz? Fırını açıp gelsin, olur mu aşkım? Tamam. Pizzanın hamurunu yerleştirdi. Şimdi arkasından da sosunu. Salçalı sos. Evet, salçalı sosun üzerine yazıyor. İçine ne koymuştuk? Karabiber. Kimyon. Kimyon. Biraz tuz koyduk. Çok az. Çok evet. Az. Az. Ve ketçap. Şimdi bunu ne yapıyoruz ablacığım? Güzelce kaynayacak şekilde. Hepsini. Sürüyoruz. Bu arada kenarları çok getirmeyeceğim. Evet. Kenarlar da kalacak. Ben bunu güzelce sürüyorum bu şekilde. Bak. Hop. Bu arada arkadaşlar gerçekten pizza yemeyi çok seviyorum. Kaç derecede pişecek ablacığım? 180 veya 200 derecede. Aynen. Evet. Yaklaşık 20 dakika 30 dakika arası da pişme süresi olacak. Gerçi bu fırının şeyine ayarları göre biraz farklı değişiyor. Ama her fırından fırına göre değişiyor açıkçası. Evet arkadaşlar. Yani ya ben bu köşeye sürüp de değil mi köşeye süremedim? Bilmem. Yağsı mı var acaba? Olabilir. Allah. Bu çok evet. Önemli bir detay. Altına çok az bir kaşar gezdireceğiz. Tamam. Bu kaşar çok lezzetli olacak. Bak şimdi bunu iyice şu şekilde altına minnacık biraz kaşar, tamam mı? Tamam, biraz gezdiriyoruz. Heh, birazcık kaşarı gezdirdik. Ardından hemen domates. Abla. Şu şekilde elimizi kullanırsak bence daha iyi olur, değil mi? Evet. Yoksa bak domates bence bir tane daha doğrayalım mı? Çünkü domates çok az oldu. Hadi bir tane daha domates doğrayayım ben. Bir kapatalım kamerayı. 2 adet domatesimizi arkadaşlar koyduk. Ablam sonradan ekledi. Şimdi biberleri abla. Karıştır. Karıştırayım. Şu şekilde. Biberler de karıştı mı? Karıştı. Üzerine gezdir. Evet. Üzerine gezdiriyoruz. Bu şekilde. Nasıl gözüküyor? Şimdiden bu şekilde de yer misin? Bu şekilde yer miyim? Yemem. Niye? Neden? Hamur çiğ. Yani pişseydi eğer. Pişseydi yani. Evet. Bir tarafını mı zeytin yaptım? Sen seviyor musun zeytin? Bence her yerine gezdir. Bu arada şuraya çok kaçtı ya. Dur. Tamam. Şöyle abla zeytin biraz bol olmasın. Hani her tarafta farklı farklı olsun. Yoksa tamam. Tuzlu gelir. Evet, tuzlu gelebilir. Ondan dolayı şöyle iyice eşit bir şekilde yayıyorum bunu. Tamam. Daha bak bu kadar bile zeytin yeterli biliyor musun? Yeterli bence. Yok, hepsini koyayım da. Koyacak ben mısın? Ben zeytin seviyorum, evet. Ha, sen seviyorsun. Ben tuzlu açısından dedim. Annem. Yok. Yani annem de yer. Seçer tamam. Zeytinleri. Hani sen sanırım pek sevmiyorsun zeytini ama zeytin bence çok yakışıyor pizzaya. Tamam. Mutlaka yemenizi tavsiye ederim zeytinle. Hanımefendi. Efendim. 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 He? Şunları da şu şekilde koyalım. Bol malzemeli. Bol malzemos. Lupis dost. Şimdi ablacığım. Bunları da bu şekilde. Sucuklarını mı yerleştiriyorsun şimdi? Evet, sucuklarını yerleştiriyorum. Yerleştirelim. Haksızlık olmasın diye. Evet. Bu şekilde diziyorum abla. Yani eşit olsun ve de pizzamızın biraz görünüşü güzel olsun diye.
şekilde. Bu biraz piştikten sonra, üzerinin kızardığını gördükten sonra kaşarını ekleyeceğiz. Çünkü üzerinde kaşar yanmasın. Evet. Öyle. Yani şurada, fırından biraz almaya yakın, evet, değil mi? Üzerine kaşarlarını tekrardan gezdireceğiz. Aynen öyle yapacağız ablacığım. Şimdi şu şekilde. Nasıl oldu? Pişince göreceğiz. Pişmeden, tadına yorum bakmadan yorum yok. Tamam o zaman, haydi fırına. Hadi fırına gidelim. Arkadaşlar şimdi fırına veriyorum. Fırınımızın içi bu arada sıcak. Evet. Üzeri kızardıktan sonra. Ayarını tekrardan istersen ayarla. Ben onu ısınsın diye açmıştım. Hı hı. Tamam. Ayarı bir, arkadaşlar üzeri biraz kızaracak. Kızardıktan sonra tamam, kaşarını koyacağız. Tamam. Arkadaşlar pizzam hazır. Bol kaşarlı, bol malzemeli pizzam. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi dilimler haline ayıracağız. Ayırdıktan sonra afiyetle ayranla birlikte midemize inecek. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.